Şahi. Bağrımız gelin oluyor. Abla emin misin ya? Onu mu giyeceksin? Bak akşama kadar vaktimiz var. Ya bak oldu işte bu. Heyecanlı mısın? Ay ben olsam heyecandan ölürdüm. Ne güzel ya, sevdiğin adamla evleniyorsun. Canım kardeşim benim. Umarım bir gün sen de sevdiğin adamla evlenirsin. Hadi yine iyisiniz, bu gece yalnız kalacaksınız. Kader. Gerçi siz ilk defa baş başa kalmıyorsunuz ama. Ya saçmalamasana. Sus. Ne oldu abla? Ne bu panik? Yoksa siz o gece... Kader diyorum, sus. Utangaç ablam benim. Olsun, takma kafana. Evleniyorsunuz nasılsa. Takma takma. Kader. Kızlar. Yeliloza bak. Bir de beni dava etmiş. Bahar Hanım'la irtibata geçmemi ister misiniz? Ne hanımı be? Ne hanımı? Sülük o, sülük. Aileme, oğluma yapıştı. Bağla, ben hallederim. Alo? Bana bak. Sen kendini ne zannediyorsun be? Lütfen bağırmayın bana. O çapulcu kadına akıl verdiğin yetmedi. Bir de beni dava ediyorsun. Bunun yanına kalacağını mı sanıyorsun sen? Kim o? Tamam değil mi? Osman Kozan'la uğraşmak neymiş, bunun bedelini size ödeteceğim. Nasıl ödeteceksin baba? Ne yapacaksın? Söyle ona. Davayı gireceksin. Karışmasın işime. Asıl sen bizim işimize karışma. Bugün düğünümüz var, uzak dur bizden. Endişelenme. Hiçbir şey yapamaz. Size diyorum gelin hanım. Babamın her bağırtısını taksaydım şu an burada olmazdım değil mi? Hadi gül biraz, bugün evleniyoruz. Ben kafeye gidiyorum. Nasıl çıkacağım karşına Cüney? Nasıl? Feride dün akşam pek iyi görünmüyordu. Korkuyor sanırım. Kim olsa korkar. O kadar kolay bir iş değil bu. Sen neden yardım ediyorsun bu kıza? Söyledim ya sana. Birkaç ortak noktamız var. İnsan ya aşkta ya da intikamda ortak bir şeyler arar. Aşk yok. Nasıl ya? Eskiden olsa bu masum güzeli yatağa atmak için elinden geleni yapardın. Ne değişti? Yine atarım. Ama istemiyorum. Merhaba. Günaydın. Kahve ister misin? Bugün büyük gün Feride. Hazır mısın? Bilmem. Abi ne yaptın ya? Bu kadar şey kim yiyecek? Ya merak etme oğlum, biter. Millet oynadıkça acıkır zaten. Bize damatla karşılıklı oynarız herhalde ha? Ben abimle karşılıklı oynamadığım düğüne düğün demem.
Geç otur bakalım damat bey. Ne oturması? Oğlum otursana. O ne? Damat tıraşı. Saçmalama abi, sen mi yapacaksın? Kozan ailesinin geleneklerini unuttun herhalde. Abi saçmalama, sen ne anlarsın? Ya bir tarafımı kesme şimdi. Ya korkma oğlum, az acıtacağım. Ya Osman Kozan gönderdi değil mi? Gırtlağımı kesti, itiraf et. Çocuk, otur bakalım. Demek Kemal bugün evleniyor. Ablam. İyiyim, iyiyim. Allah'ım, böyle mi olacaktı? Oğlum evleniyor ve ben bugün öğreniyorum. Abla, çocuk sen arada kalma diye benimle haber gönderdi ya. Gelecek misin? Gitmezsem oğlumu kaybederim. Kemal beni asla affetmez. Peki Osman Bey duyarsa ne olacak? Deliye dönecek yine. Ne olursa olsun. Abla, düğün var ya. Bizim evde iş güç var, bana müsaade. Tabii tabii. Tabii ki. Hoş geldiniz Osman Bey. Az önce ne olursa olsun derken ne kastettin sen? Arkamdan bir iş çevirmiyorsun değil mi yine? Yok bir şey. Aman canım, öylesine işte. Başıma iş açacak bir şey olmasın da. Sen Ateş'in asistanısın. İstanbul'da tanıştık. Ha, buradan ayrıldıktan sonra sen İstanbul'a gitmiştin. Ve sen benim hayatımı kurtardın. Nasıl ya? Ben mi? İş toplantısından çıkan Ateş karşıya geçerken arabasına doğru ilerler ama dalgındır ve karşıdan gelen otobüsü görmez. İyi yürekli Feride de kolumdan tutup çeker. Hayatımı kurtardın, sana gerçekten minnettarım. Kahramanla bir iyilik yapmak isteyen Ateş seni işe alır, asistanı yapar. Herkesten çok sana güveniyorum. Sağ kolum oldum. Kozanlarla ortaklık işini duyunca vazgeçmek istersin ama paran yoktur. Gidecek yerinde. Cüneyt'e rağmen işi kabul etmek zorunda kalırsın. Durun durun. Bunların hepsini anlatmak zorunda mıyız? Gerekirse evet. Ya benim çok kafam karıştı. Ben yapamayacağım. Bu kadar yalan dolan bunca oyun. Ben yapamam. Berat. Eh be oğlum be. Eh be oğlum. Arama yok. Sorma yok. Kim bilir bütün gece sen nerede kaldın? Bu ne bu? Berat. Neredesin be? Neredesin? Alo. Alo. Oğlum neredesin sen ha? Niye aramadın bütün gece? Öldün meraktan ha? Ya anne bir dur ya, tamam. Sakin ol. Neyse. İyi geliyor sesin. Bana bak. Ben evde bir şey buldum. Kimin bu? Ne buldun? Fular gibi bir şey işte. Ne bileyim ben. Berat. Ne yapacağımızı buldum. Babamı arayacağım. Handan mı o senin yanındaki? Ha? Onun sesi mi o? Tamam anne. İyiyim ben işte. Duydun sesimi. Hadi konuşuruz sonra. Bay bay. Eh be oğlum sana ya. Eh be oğlum sana ya. Hmm.
Efendim. Tamam. Siz beni idare edin, ben hemen geliyorum. Kemal, benim çıkmam gerekiyor. Hadi bakalım. Bugün büyük gün. Koşuşturmaca başlıyor. Toplantı var. Benim eve gidip hazırlanmam gerekiyor. Sonra hemen gelirim. Tamam abi de... Bak, akıllı ol. Kızı üzme, yoksa sonra külahları değiştiririz. Yok, o konuda babam bir numara da yani abi... Şişt. Neyse, sen bunları dert etme. Düğün çok güzel olacak. Ya iyi de abi, sakal... Ya abi sakal... Eh be abi be. Ne demek yapamam ya? Bizi ortada mı bırakacaksın? Ben o kadar yalan söyleyemem Tunç. Hem yine birinin yanına yamanmış gibi görecekler beni. Yanlış anlayacaklar tekrar. Feride, onlar sana iftira attılar. Arkandan konuşuyorlar. Hayatlarına... Biliyorum. Hayatlarına devam ediyorlar. Evet, dün gördüm. Ama korkuyorum Tunç. Belki Eylül yapmadı. Belki öylesine gelişti aralarındaki ilişki. Kafam çok karışık. Hiçbir şey düşünemiyorum. Eylül İnci Kolye'yi ortaya nasıl çıkarttı biliyor musun Feride? İnci Kolye mi? Evet, İnci Kolye'yi. Bir şekilde Cüneyt'in eline geçmiş. Eylül de kolyeyi senin iyi bir paraya kuyumcuya sattığını, kendisinin de aile yadigarını görünce hemen eve getirdiğini söylemiş. Seni Cüneyt'in gözünde bir kez daha kirletti. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ki? Ah Feride, sen ortalıkta böyle saf saf dolaşırken Eylül seni lekelemeye devam ediyor. Cüneyt'in gözünde sefilleştiriyor. Kim söyledi? Nereden öğrendin? Kimin söylediğinin ne önemi var ki? Bana inanmıyorsan al Cüneyt'i ara. Baba ben çıkıyorum. Şirkete mi? Evet. Sabah neredeydin? Az önce geldin, gördüm. Biraz işim vardı. Akşamüstü Ateşbey'le buluşacağız. Mira otelleri için. Adamı araştırdınız mı? Araştırdık. Rüşvet olayındaki gibi bir dolandırıcılık olmayacak. Tamam. Bu sefer sen de. Geçen sefer için haklıydın. Tamam. Görüşürüz. Kemal'in düğününe gideceğim. Toplantıdan sonra ben de oradayım. Gelmeni sevindim. Babana söylemeyeceğim. Tamam. Yani böyle olmasını istemezdim ama. Böyle olmasını o istedi. Osman, ben arkadaşlara gidiyorum. Konken falan oynayacağız. İyi. Hemen mi çıkıyorsun? Ev hediyesi falan da alacağım. Ha. Tamam bak, biz 2 saate geliriz. Tamam, bak şişirme, saçlarımızı kırarım kafana ha. Hadi görüşürüz. Gelin hanım. Kuaför de tamam. Ne bu surat? Yeter artık ama. Hadi. Bugün senin günün. Gelin oluyorum diye üzülüyor. Vallahi hiç üzülme. Zaten evden de ayrılmıyorsun. Oh ne güzel. Benim kızımın da bir evi, kendine ait bir düzeni olacak vakti gelince. Hele şu düğünü bir yapalım. Eliniz bir bollaşsın. Hem senin görmediğin bir şey var. Kalk bakalım. Gel bakalım. Gelin hanım. İnanmıyorum ya.
ya. Dün geceden beri bunun için mi uyumadınız? Kaderle benim sürprizimiz. Siz benim canımsınız. Ya ben de! Ay kuzum! Feride. Kendine acımayı kes artık. Bak, güzel bir fırsat senin için işte. Ateşle git. Ne yapıyoruz, gitmiyor muyuz? Başkalarının sana biçtiği hayatı yaşama Feride. Kendi seçtiğin hayatı yaşa. İşte sana güzel bir fırsat. Gerisini sen bilirsin. Hadi Ateş, hazırlan, gidiyoruz. Feride? Bilmiyorum. Ya gelmezse? Kendi bilir. Başkalarının onun için seçtiği hayatı yaşar. Her gün kendine acır. Hadi. Babacığım yalvarırım, kırma beni. Bak, bir daha ömrüm boyunca senden hiçbir şey istemeyeceğim, söz veriyorum. Ya ne demek yapamam? Kemal beni bıraktı, 2 ay içinde de evleniyor. Cezasını çekmesin mi? Beni aldattığı yanına mı kalsın? Ne bileyim işte, artık düğünümü bastırırsın, adamlarını mı yollarsın? Babacığım bir şeyler yap, ne olur. Hayır baba, delirmedim ben. Aklım başımda. Alo baba? Alo? Yardım etmiyor. Allah Allah ya. Neden acaba? Hani saçmaladığın için olabilir mi? Saçma ya da değil. Bu işi engelleyecek bir şey mutlaka olmalı. Ya da birileri. Sen o günkü adamları tanıyordun değil mi? Hangi adamları? Ya işte bana saldıran. Onları mı çağırsak? Yok artık Handan ya. Yok artık yani. Bu kadar da değil. Her şeyi yaptık bugüne kadar ama onlarla bir olacak kadar alçalmadık da. Zafer'e giden her yol mübah diye bir şey duymadın mı sen? Onlar ya da başkası. Ya kaç paraysa vereceğim. Yeter ki bu işe engel olsunlar. Bu düğün olmayacak. Demek Nazire ile Kunken oynayacaksın. Daha ilkokula giderken işlemiştin. Hiç eskimez. Modası geçmez bunların. Zevkli kadın işte. Her şeyi o kadar güzel yapmışsınız ki. Anne. Ellerine sağlık. Yüzün hep gülsün. Bahtın açık olsun. Değil mi anne? Annem. Oldu mu ama? Bugün senin düğün günün. Böyle ağlamak olmaz. Hoş geldiniz Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel şeyler bunlar böyle. Kemal de geldi. Kemal. Abla. Vallahi beklemiyordum. Nasıl beklemiyordun? Biricik kardeşimi düğün gününde yalnız mı bırakacağım? Kocadana.
Abim de damat tıraşı yapacaktı ama nerede? İyi, o zaman ben de düğün hediyenizi vereyim sizin. Gel. Bahar'cığım, kaderle birlikte seçtik. Umarım beğenirsin. Mutluluklar dilerim. Yıldız abla, buraya gelmeniz zaten benim için en büyük hediye. Ne gerek vardı? Ablacığım hadi açsana. Aha, sen açana kadar. Abla, neden böyle bir şey yaptın? Beğenmedin mi? Kader yardımcı oldu seçmem için. Aşk olsun, beğenmez olur muyum? Çok güzel. Ah be abla, niye yaptın ablalığını? Sizin gibi kardeşlere her şey yapılır. Güzel olmuşsun Nazire. Dön bakayım şöyle bir. Sen de çok güzel olmuşsun ablam. Ama sen her zaman güzelsin. Hadi şöyle otur. Soluklan, daha düğüne çok var. Nazire, ben önce bir kız evine gideriz diye düşünmüştüm. Kemal tek başına çıkarmasın kız evine. Tamam ablam ama daha erken. Telefon. Osman. Efendim Osman Bey. Vardın mı? Geldim geldim. Birazdan oyuna başlarız. Şeytanın bol olsun. Gecikebilirim. Sen yemeğini ye, olur mu? Yerim yerim. Merak etme, yiyeceğim. Osman. Kader! Şu böreğe bakıver kızım. Ben geldim. Oh, mis gibi kokmuş vallahi. Kuaföre gitmiyor muyuz? Ben hazırım. Benim de işim bitti. Hadi o zaman. Börekler ne olacak? O senin nesin, biraz hallederiz sonra. Tamam. Dur, kapağı kapatayım. Bahar hadi. Geliyorum. Daha sizi bırakıp dükkana geçeceğim. Bir dakika bekleyin, üstümü değiştireyim. Beni de çiçekçiye bırakıverin, olur mu? Ay ne keyifli, unutmuşum böyle telaşları. Ne düşünüp duruyorsun? Bu işi yapacak birileri gelmiyor mu aklına? Yok, o değil de... biz seni ne yapacağız, ben onu düşünüyorum ya. Seni nasıl kendine getireceğiz? Ben kendimdeyim, tamam mı? Bak, ya sen bulursun bu işi bozacak birilerini ya da ben. Biz elimizden geleni yaptık. Ama bu söylediğin olmaz. Bu kadarını yapamayız. Ne yapalım yani? Oturup bekleyelim mi? Ya da kaderimize ağlarız. Olmadı düğüne gidip alkış tutarız. Düğün pastasıyla gazoz içeriz. Sevdiğim adam bugün evleniyor. Ben böyle oturup bekleyemem. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Handan, yapacak bir şey yoksa da durmayı bilmek lazım. Hem sen de istemiyorsun, biliyorum. Mutsuz olsunlar, evlenemesinler istiyorsun. Ama ben yapmayayım da biri yapsın. Biri engel olsun istiyorsun. Çünkü sende yürek yok, anladın mı? Sen hiçbir şeye yaramazsın. Handan nereye?
Handan nereye dedim? Dosyalar hazır. Anlaşmayı hemen imzalarsak parayı yarın alırız. İşin ucunda itibarımız var. Eğer bir duyulursa rezillik. Bize mal verecek firmalar iki kere düşünmek zorunda kalacak. Peki iyice araştırdınız mı bu ateşi? Tabii ki. Selam. Neredesin sabahtan beri? Birkaç işim vardı da onları hallettim. Gelmeme konusunda kararlı mısın? Siz fermanını halledin işte. Ben de işleri toparlayayım. İyi tamam. Peki. Elimizi çabuk tutalım. Akşama Kemal'in düğüne yetişmem lazım. Kemal evleniyor mu? Evet. Vallahi başını belaya sokacak haberi yok. Bana da hiç haber vermedi de. Neyse. Acele oldu. O yüzden kimseye haber veremedi serserim. Sen de gel istersen. Olabilir. İşleri yetiştirirsem gelirim. Hadi gidelim. Sen de eve git hazırlan. Dönüşte seni alırım. Tamam canım. Bol şans. Hadi gidelim hadi. Hoşça kalın. Sen de gidiyorsun yani düğüne. Herhalde. Kemal, bitti mi işin oğlum? Bitti anne, bitti. Gelin çiçeği bu mu ya? Çok güzelmiş. Konuştum, arabayı da süsleyecekler. Ben onu unuttum ya. İşte ben hallettim. Hadi dükkanı kapatalım da gidelim. İyi tamam hadi. Ay artık bir şey unuttuysak da bilemiyorum. Kafa kalmadı. Ay Kemal. Börek de buraya gelmiş. Oğlum bu kafeye gidecekti ya. Tamam anne, götürürüz şimdi. Şu fişi de çek. Ay oğlum, hani bakacaktınız siz şu elektriğe. Düğünden sonraya kaldı artık anne. Yaptırırız. Daha damatlığını bile giymedin. Hadi. Osman, ne olur beni anla. Oğlumu düğününde yalnız bırakamam. O annesini yalnız bıraktı ama. Arkasına bile bakmadan dönüp gitti. Zühre, biz bir aileyiz. O düğüne katılırsan beni yaralarsın. Ailemizi dağıtırsın, bunu bil. Kemal beni asla affetmez gitmezsem. Gidersen de ben affetmem. Yürü. Osman Bey, ne olur yapmayın. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Sana kaç kere dedim. Laf taşıma dedim. Eşek başı mıyım ben? Kemal'e kıyamadım. Öyle çocuk bir başına. O zaman Kemal'in yanında kalsın. Kovuldun. Yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Zühre, önüme düş. Gelmiyorum dedim. Zühre, son kez diyorum. Düş önüme. Oğlumu düğününde yalnız bırakamam. Gelmiyorum. O zaman sonsuza kadar layık olduğun yerde kal. Sakın eve dönme. Senin damatlığın kafede miydi Kemal? Evet. Abimle giderken bırakmıştım. Oğlum! Dikkat etsene Kemal. Thank you.
Umarım gecikmez. Buyurun Cüneyt Bey, hoş geldiniz. Masanız hazır. Yıldız ablacığım, sen bizim kuaförü bilmezsin. Girerken 20 girersin, çıkarken 50 görünürsün. Üf, bitti mi? Ablacığım bir dakika rujunu da süreyim. Geçmiş olsun gelin hanım. Ay çok güzel oldu. Hadi koş gelinliğini giy. Yardıma geleyim mi? Evet, ben onu tek başıma giyemem. Sen de gel. Biz geliyoruz. Çok güzel oldu değil mi? Çok. İnşallah sonu da böyle güzel olur. Hayır, gelmedi daha. Acele edin birazcık. İnsanlar gelecek şimdi. Ne gelmedi oğlum? Çiçek siparişi verdim. Oğlum ne yapacağız o kadar çiçeği? Bir sürü çiçek var zaten. Lazım anneciğim, lazım. Arabayı süsleyecekler daha. CD'ler nerede abla? Burada bir tane, merak etme. İyi, müziksiz olmaz. Oh. Düğününüz hayırlı olsun. Bütün hazırlıklar tamam ha? Damat hazır. Müzik işte. Senin ne işin var burada? Kutlamaya geldim. Handan, yapma. Çık lütfen. Gelini görmeden olmaz. İşte gelin de geldi. Ben buraya kötü dileklerimi iletmeye geldim. Hiç mutlu olamayacaksınız demeye. Handan, yalvarırım yapma ne olursun. İnşallah hep mutsuz olacaksınız. Bu arada benim ahım tutar. Allah belanı versin. Handan yeter! Bırak kolumu! Sus artık! Niye? Handan, yapma kendini rezil ediyorsun. Hayırlı olsun. İşte şimdi bütün ekip tamamlandı. Ben bir ihtiyacınız var mı diye. Berat'cığım. Hadi sen Handan'ı al götür. Hadi anne, gidelim. Kemal, ben seni çok sevdim. Bu kız hayatımıza girene kadar en mutlu günlerimi yaşadım seninle. Ama bugün ölüyorum. Sayenizde. Bunu hiç unutmayın. Sağ olun. Abla, yarına kadar kızgınlığı geçer. Ah. Yok, daha kızgın görmüştüm ama daha önce hiç beni evden kovmamıştı. Beni de kovmamıştı. Sayemde ortalık birbirine girdi. Alo. Nazuşum. Ablam bir saniye hemen geliyor. Hah. Anne, ha? İyiyim ben. Sana bir şey soracağım. Şu Cüneyt'in babaannesinin kolyesi var ya. Eylül onu
Ben kuyumcuya satmışım gibi mi anlattı Cüneyt'e? Annem, benim yüzümden oldu ya o. Nasıl senin yüzünden? Kusum, şimdi anlatamam. Uzun mesele. Kemal'in düğünü var ya bugün. Ha? Zühre abla da burada. Kemal evleniyor mu? Ha. Allah mutlu etsin. İnşallah, inşallah da. Osman Bey'kine bela gibi yapıştı. Vallahi oğlum mutluluk yok. Feride beni işten attı. Zühre ablayı da evden kovdu. Yani herkesin canını yaktı yine. Adam tek başına cehennem gibi ha. Beni bu adama dur demesi lazım ya. Tamam tamam. Ben ararım seni sonra. Tamam anne. Tamam. Kendine iyi bak, tamam mı? Ablam. Hadi gidelim, hadi. Yok Nazire, ben gelmem. Osman çıkar gelir, sağ solu belli olmaz. Düğünü de beni de rezil eder. Yok. Sen git, ben gelmeyeceğim. Bahar. Hadi asma suratını artık. Elimde değil. Handan'ı tanımıyor musun? Ha? Yaptıklarını hatırlasana. Ya son kozuydu, oynadı gitti işte. Hadi gül biraz. Hadi. Bak bakayım bana. Aa. Kalkın ama artık. Böyle otur otur nereye kadar, millet gelecek şimdi. Düğün mü cenaze mi belli değil. Evet ya, hadi ilk dansınızı yapın. Olur mu şimdi canım öyle kendi kendimize? Olur olur. Prova olur. Hadi kalk. Gelin hanım. Damat bey. Merhaba. Mehmet Kemal Kozan'a bakmıştım. Ben hallederim. Gelin arabasını süsledik de imza atılması gerekiyor. Teşekkürler. İyi günler. Ay! Kız ben gelin çiçeğini unuttum dükkanda. Ay anne ya. Tamam, ben gidip alır gelirim. Dur dur, ben alırım. Gelin çiçeksiz olmaz. Kızımın hiçbir şey eksik olmasın. Çantam nerede? Burada. Mantomu da ver. Hadi geç kalma. Tamam. Bir de yürüyebilsem. Handan dur bir dakika, dinle, konuşmamız lazım. Handan! Konuşacak hiçbir şey yok. Hiçbirinizi görmek istemiyorum artık. Defol! Gelecek güzel günlere. Sizinle iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizim de istediğimiz bu. Biz teklifimizi hazırladık. Bir göz atın, detayları sonra konuşuruz. Bu arada biz de şartnameye bir göz atalım. Merak ediyorsunuz biliyorum ama ben şartnameyi yanında getirmedim. Birazdan asistanım getirecek. Otelde unutmuşum da. Umarım geç kalmaz. Kardeşimin düğününe yetişeceğim de. Yok, merak etmeyin, birazdan gelir. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.
Kemal, ne yapıyorsun? Ya ne yapayım, heyecandan öleceğim. Sen heyecanlısın da gecenin sonunda seni sırtımda taşımak zorunda kalmam umarım. Sakinleşmem lazım. İyi de bir tanem sakinleştirmiyor ki bunlar seni. Çok acıktım ben. Kuru pastalardan isteyelim. Onlar doyurmuyor beni. O zaman eve gidince ben sana yemek yaparım. Ha. Ben de seninle bu yüzden evlendim zaten. Ya. Eve gittiğimde hep sen ol. Kapıyı sen aç diye. Uyumadan önce son gördüğüm, uyandığımda ilk gördüğüm sen ol diye. Birlikte kahvaltı yapalım diye. Uykumuz kaçınca birlikte yemek hazırlayalım diye. Seni seviyorum. Bahar Market'a. İzninizle. Nerede kaldı bu asistan mıdır nedir? Bizi oyalıyor olmasın? Sanmam. Görmüyor musun nasıl istekli? Düğüne geç kalıyorum. Efendim? Tunç, neredesin sen? Hay Allah, şarjım da bitecek zamanı buldu. Tunç, Allah kahretsin. Allah'ım! Açın! Neredeydi bu ışık ya? Şu telefonu andan aç ya. Berat! Annem! Nereye? Hiç, öyle geziyorum ya. Ben de şeye gidiyorum. Düğüne gidiyorsun. Annem ne yapayım, komşuluk sana gel demedim ya. Deme anne, deme. Neyse, hadi görüşürüz. Üf.
Şartname gelince siz de görürsünüz. Kabaca şartlarımız bunlar. Uygun görünüyor. Teslim tarihi içinde net bir süre istemiyorsunuz. Otelin bitme durumuna bağlı. Zaten sıkışıksınız. İşleri iyice zora sokmanın pek bir manası yok. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yeter ki iş iyi çıksın. O konuda bir şüpheniz olmasın. Asistanınız nerede kaldı? Başına bir aksilik gelmiş olmasın? Yok, birazdan gelir. Yani bir sorun olmuş olsa beni arardı. Siz de benim yüzümden düğüne geç kaldınız Ayaksi. Allah'ım koru ya Rabbi. Senin sonun da aynı böyle olacak Bahar. Sen de yanacaksın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kuzum. Annen nerede? Ha, Nazire teyze annem bir yere kadar gitti. Gelir şimdi. Sen geç otur. Ay Yıldız abla. Annem geç kaldı ya. Almaya gidelim mi? Yok. Şimdi misafirler böyle bırakılmaz. Gelir herhalde.
Feride? Ne? Feride?